Evet, yani çocuklarımız ne zaman böyle hani bir gelecekle bir ilgili bir hayal kursa, kendi çocuğu insanın böyle atıyorum bilim adamı olmak ya da daha uçuk hayaller kurduğunda aileler hep böyle bir ayakları yere bassın ister. Yani hayallerine kavuşmasına bazen engel oluyor olabiliriz. Bazen de aslında hayatın gerçekleriyle küçük yaşta buluşturuyor olabiliriz. Bununla ilgili skecimiz olacak. Var mı böyle çocuğu çok uçuk hayal kuran ve ailesi müsaade etmeyen? Şurada bir el kalktı. İsminiz neydi? Selim Karakaş ben. Hoş geldin Selim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben fizikçi olmak istiyordum. Fizikçi? Tabii. Bilim insanı olmak istiyordum. Bilim insanı. Babam da burada. Kendisi aslında benim belirli bir yaşa kadar mühendis olmamı istedi. Ama yine çok uzak değil mühendislik, fizikçi olmak ya, uzak mı? Ya tabii mühendisler de sonuçta ciddi bir fizik eğitimi alıyorlar ama ben fizik okuyorum şu anda İstanbul Üniversitesi'nde. Ne olmak istiyorsun? Bilim adamı derken şu an mesela... Akademisyenlik. Ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde fizik kulübünün de başkanı oldum. Babama inat eder o gibi. O kadar tutkulusun. Şimdi benim naçizane tabii öneri verecek veya işte halka seslenecek bir durumum yok ama... Var. Ailelere lütfen çocuklarınıza hangi kameraya konuşacağım buraya mı konuşuyorum? Tam şuraya bakarak lütfen, anlasana. Tamam hemen orayı anlatıyorum. Anlat abi. Lütfen çocuklarınızın önünü kesmeyin. Bizim ülkemizin ciddi bilim insanlarına ihtiyacı var. Fizik, kimya, biyoloji, matematik hepsi birbirinden önemli. Bilim olmadan ne yazık ki Ar-Ge olmuyor. Herkesi de üniversitemize bekleriz. Arkadaşlar bir reklam da geçeyim. Çok güzel. Tam bir kulüp yöneticisi gibi girdin. Çok güzel. İstanbul Üniversitesi'ni unutma. Harika. Süper. Çok teşekkür İnşallah. Ederim. Açık olsun yolun. İnşallah bulduğun buluşlarla, icatlarla ülkemize katma değer kazandırırsın kardeşim. Harika. Valla yani güzel bir tesadüf oldu. Tam istediğimiz konu aslında kardeşimizin pozisyonu gibi pozisyon. Yani bir çocuğunuz... Fizikçi olmak isterse, yani bir bilim adamı olmak isterse ne yaparsınızı işliyor skecimiz. İcat çıkarma geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Evet, haberlerde neler var bakalım biraz ne diyor. Amerikalı milyarder uzay turizmine başladı. 2024'te Mars dünya arası seferler başlayacak. İndimini kaç para acaba? Çinliler Mars'a insansız araç indirdi. Ulan azıcık insan da koyardınız, bari nüfusunuz azalırdı. Türk bilim insanları uzayda 1 milyar dolarlık altın rezervi keşfetti. Ha şöyle ya! Ama altını gidip almak için 1 milyar dolar harcanınca tüm para yormasın. Olsun. En azından gidip yer gördüler, o da güzel bir şey. Sen ne çabuk geldin, pazara gitmeyecek miydin? Gittim zaten. File boş. Sen bilmiyor musun, ben boş filelerin sultanıyım. O ne demek ya? Hiçbir şeye param yetmedi demek. Her şey ateş pahası demek. Ulan şuraya bak, millet uzaya gidiyor, biz daha pazara gidiyoruz. Neyse, belki bizim oğlan kurtarır bizi ha? Ya ne kurtaracak Allah'ını seversen, o kendini kurtarsın. Niye öyle diyorsun? Niye öyle diyorsun? Bak, saatlerdir içeride ders çalışmıyor mu? Ya çalışıyor da neye çalışıyor? Allah'ını seversen, bir adamın bir düşüncesi yok ki. Hangi kızdan hoşlanırsa, o kız hangi yöne doğru ilerlemişse onun peşinden gidiyor. Geçen gün bana diyor, baba diyor, benim hoşlandığım kız var, doktor olacak. Bu da diyor ki ben de hasta olurum o zaman. Bak. Allah'ım yarabbim, o da doktor olmak istesin ya. Benim puanım anca buna yeter dedi. Ama şimdi sonuçta kendini biliyor, öyle bak. Buna övünelim yani. Ama iyi yetiştirmişiz, kendini biliyor. Buna övünelim. Anne! Baba! Annem! Anne! Yavrum! Baba! Ben karar verdim, mesleğimi buldum. Heh. İnşallah ayakları yere basan bir meslek bulmuşsundur. Haydi. Astronot olacağım. Gerçekten ayakları yere basan bir meslek. Levent, annem astrolog mu olsa? Ya ne astroloğu anne ya? Ben bilimle uğraşmak istiyorum. Çok güzel hareketleri izlemedin de herif çıktı, konuştu. Bilime önem verelim dedi. Hangi kameraya konuşuyorum? Siz de birazcık bilime önem versenize ya. Oğlum annen haklı. Astrolog ol. Hı? Havadan para çıkarsın televizyonlara. Hı. İşte ben öyle söyleyeyim. Aslanla Akrep Burcu bu ara aşka kuşku. Merkür retrosu geri geri giderken ortalık karışacak. Ah. İşte ne bileyim. Aslanla kaplan anlaşabilecek mi? Tavsiyeler yani. Ne güzel yapıyorsun be. He? Bana bak.
Sen mi astrolog olsan? En azından baba mesleği der, sana özenir. Ya niye özeneyim anne ya? Ben astronot olacağım ya, astrolog olmayacağım. Birazcık bir yararı olsun dünyaya. Ben Neil Armstrong gibi olacağım ya. Oğlum biz sana ayakları basamak istediğinizse sen yer çekimsiz ortamda iş buluyorsun kendine ya. Olacak şey mi? Ayrıca özendiğin insana bak. Neil Armstrong. Sanki biz onun uzaya nasıl gittiğini bilmiyoruz. Aya çıkmış da ayak basmış. Nasıl gitmiş baba uzaya? Ya otur ben sana anlatayım. Gel, gel. Niye anlatacağım? Gel, ben anlatacağım. Gel. Gel, oğlum, o hikayeye benzer. Ben sana Neil Armstrong'u. Bak şimdi. Annen anlatsa, annen anlat. Şimdi bir gün bu Neil Armstrong'la yancısı aya gidiyor. Yancısı mı? Ne yapıyorsun? Sıcak mı? Geleyim mi? Ne yapıyorsun ya? Havuza mı giriyoruz Allah aşkına ya? Ya ayağa basacağım ama böyle okkalı bir cümle bulmam lazım. Tarihe geçecek bir cümle bulmam lazım benim ya. Ya bul o zaman. Şöyle bir şey geldi aklıma. Ne diyorsun? Ne? Benim için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Yok tırt olmaz. Çok biliyorsun. Tabii. Ne olacak? Daha vurucu bir şey lazım. Böyle tohtikte falan yürüyecek bir şey lazım. İlk adımı erkek atar. At. Çok cinsiyetçi olmaz. Hani cinselliği mi gördün? Aşk olsun ya. Tamam, şuna ne diyorsun? Heh. Senin yürüdüğün yollarda hala benim ayak izim var. Oğlum dolmuş arkasına yazı mı yazacağız ya? Aman, sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Ben ayla ilgili son sözümü söylüyorum. Tamam, söyle. Ay. Evet. Benim olduğun zaman. Evet. Dedim her şeyim tamam. Tamam. Elimi tutmuştum sonra inceden usuldan. Güzel günler mazide kaldı. Hayaller yalasını. Bu tutar. Tutar, tutar. Tutar. Bunun tombul bir arkadaşı var, onu tanıyorum. Söyleriz. He, anlasın. Tamam. Ben atıyorum o zaman. At, at, hadi. Neil Armstrong, üstün konuşuyor. Bizi duyuyor musunuz? Babacığım. O şu anda duşta. Uzayda su mu buldunuz? He, su bulduk. Mal bunlar. Bunlarla çalışmayalım. Gözünü dur, seveyim dur ya. Dur, bir dakika ya. Evet, Houston, dinliyorum. Neyi bekliyorsunuz? Atın artık şu adımı. He. Güzel bir söz söyleyelim de öyle atayım dedim adımı ya. Neyim? Oğlum, annen beni... Annen beni Viola. Kurban olurum, Vehbiye teyzem ne yapıyor? Ya Vehbiye değil, annemin adı Viola ya. Ne oldu anne, senin üstünde ne işin var ya? Hayır oğlum, ayağa ayak basacağım dediniz, merak ettim diye. Bağırdınız mı? Bağırdık, bağırdık. Açtık, türbülansa mürbülansa girdik ama aya geliyorum sonuçta oğlum, normal. Ah, çok sevindim ya oğlum, ne işiniz var orada ya? Ya yine mi aynı muhabbet? Aya gelmişim, hala ne işin var orada diyorsun anne ya? Ya aynı muhabbet oğlum, bak ben seni yıldız hayatına baktırdım. Astrolog kadın çok dikkat etsin dedi. Neye dikkat edeceğim? Sana kayan 3 tane yıldız varmış. Berekettir, berekettir. Öyle düşün. Ya bereket. Ne berek... Ya anne inanmayın artık şöyle şeylere. Saçmalamayın. Aya geldim diyorum ya. Ya şu uzay astroloğu hakkında düzgün konuş ya. Ama bak kadın heba olabilir dedi. Heba olur çocuk dedi. Nasıl olacakmış heba? Bana bak, senin ay burcun Neptün'deymiş. Acaba Neptün'e mi gitseniz? Ya anneciğim, meşgulüz şu anda. Kapatır mısın? Ben aya adım atacağım. Bir kapat ya. Bana bak, sakın çıplak ayakla basma. Üşütürsün, gaz olursun. Bak, ben sizin Mac'in torpidosuna bir şey sıkıştırdım. Bir bak bakayım. Ya torpidoyu ne koydun? Gözünü seveyim ya. Sus, ben koyarım anne gibi. Bir şey bırakmış buraya, bir dur. Anam kurban olurum, sarma koymuş vallahi. Ya anne bana... kapat gözünü seveyim, ben seni arayacağım dur ya. Dur oğlum bak, acıkınca yiyeyim. Bana bak, hava almasın, hava alırsa bozulur. Ya hava yok Ayda. Allah Allah, kapat. Yalan, teşekkürler. Adımınızı bekliyoruz Neyim. Tamam, ben adım atacağım şimdi. Oğlum hadi basalım, neyi, ne yapıyorsun ya? Hadi o kadar yapmış, yiyelim de öyle basalım, gözünü seveyim ya. Ya dişinde sarma var, ben nasıl ayağa ayak basacağım? Ye şundan bir tane bir şey olmadı. Ya yemeyeceğim abiciğim. Adın ya... Saçmalama, ye şundan. Ben adım atacağım. Ye şundan. Sen pide siparişi mi verdin buraya? Yok. Buraya mı yiyor lan hakikaten? Ben pideci sandım. Moskova merkez, görev başarıyla tamamlandı. Aya ilk adımı attım. Etrafta kimseler yok. Kakalin, kakalin, kamaya. Kakalin, kakalin, kamaya. Oğlum ilk biz geldik lan, biz geldik. İlk aya ayak ben basacağım ya. İlk gelen değil. İlk basan kazanır Neil Armstrong. Lan sen basmadın ki, sen meteor gibi düştün oraya ya. Düştün lan. Tarihe ben geçeceğim.
Ya hayır ama ben bozacaktım ya. Kakalin, kakalin, kamaya. Kakalin, kamaya. Ben bozacaktım ama, ben bozacaktım ya. Krater oldu, göçük oldu oralar. Şuna bak ya. Astronom dedi, doğru çıktı. Fark ettin mi? Abi bütün emeğim boşa gitti ya. Kurban olurum ya. Ben bozacaktım. Ha sen de bas, bir şey olmaz. Hadi aç. Aynı tadı vermiyor ki. Bu ne ya? Lan bir şey olmaz. Bas işte. Gez oraları. Ya bütün emeğim heba oldu oğlum. O kadar çalıştık ettik. İlk ben basamadım o ya. Kurban olurum sana. Gel böyle. Gel sana. Neptün'e gideriz. Olmaz aynı olmaz. Keşke, keşke astrolog olsaydım. Keşke. O zaman şunun geleceğini de öngörürdüm. Nasıl göreyim onu? Onun geleceği her yerde görünür zaten. Doğru. Asana bana. Şuradaki Merkür retrosu. He, o galiba. Buradan da cillop gibi görünüyor namussuz. Keşke oraya bir astrolog ofisi neyim açaydık. Keşke astrolog olaydım. Keşke. Keşke. Gel böyle. Yapacak bir şey yok. Ya, görüyorsun değil mi? Keşke astrolog olsaydım, keşke astrolog olsaydım diye o adamı çığlıklara dünyadan duyuyorum. Ya. Abi. Astrolog olsaydı halbuki ne güzel olurdu değil mi? He? Ya anne Allah aşkına saçmalamayın ya. Merkür retrosunun aslanla kovanın uyumunun kime ne faydası var? Ne demek ne faydası var? Ben babanın terazi olduğunu bilseydim vallahi evlenmezdim. Aşk olsun. Ben ayrıca kobayım. Aa, iyi ki evlenmişiz. Aman ya. Allah Allah. İyi tamam. Heh. Ben de o zaman astronot olmam, yine bilimle uğraşırım. Einstein gibi, ha? Onun gibi bilimle uğraşırım. Uzayın sırlarını çözerim uzayın. Ay Allah'ım, uzayın sırrını çözeceğin ya, dünyadaki sırları çöz. Bak Müge Anlı'ya her gün bir tane çözüyor. Ya aynı şey mi anne ya? Adamlar bilimle uğraşıyor. Mesela Hawking falan kara delikle uğraşıyorlar. Aman, asıl kara delik cebimizde annem. Yemin ediyorum dışarı çıktım, geldim 100 lira. Nerede bilmiyorum. Kara delik. Hop gitti bak. Gitti. Hop gitti, nerede yok. Yok. Hop gitti de ben kara delik diyorum. Bu ne diyor ya? Sen illa kara deliklerle uğraşacaksan tesisatçı ol. Bak geçen gün musluk tıkandı. Geldi usta, kara delik hop açtım abi. Ne kadar aldın? 200 lira aldım. Oh, 200 lira aldım diyor. Allah Allah ya Einstein'a da şunu dediklerini düşünsene ya. Sen uğraşma, boş ver atomla falan. Sen tesisatçı ol. Adamın mezarda ters söner adam, kemikleri sızlar ya. Manyak ya. Einstein'ın senin gerçek hikayesini bilsen böyle konuşmazsın. Bilmiyor ki. Ya sen nereden biliyorsun Einstein'ın gerçek hikayesini? Tarih kitaplarında yazmaz bunlar. Otur. Otur. Allah anlat. Einstein'ı da anlat. Baba. Einstein. Nasıl bugün? Einstein? Ne? Yazhanesinde. Yazhanesinde. Bir saniye, bir saniye. Atomu parçalamak üzereyim. Ayhan abi, sana bir şey soracağım. Oğlum Einstein lan benim adam. Ya tamam Ayhan abi. Allah Allah. Sana ne diyeceğim ben? Seni bir, ne? Sana EYT vurdu mu? Oğlum sen beni hiç izlemiyor musun ya? Bilim adamıyım ben, bilimle uğraşıyorum. Ya bilim, bilim, bilim bizim karnımızı mı doyuracak ya? Doyuracak. Bu sefil hayattan bu sayede kurtulacağız. Doğru söylüyorsun. Zaten emekli maaşı da şuncacık bir şey yetmez, doğru. Sen en iyisi çalış, bas. Bas koçum, doğru. Ya oğlum bir dur ya. Bir dur. Burada çok önemli bir çalışma yapıyorum ya. Çok önemli bir çalışma yapıyorsun. Sanki bana atom parçalayacaksın ya. Parçalıyorum ya. Ya hadi senin çalışmana bak Ayhan abi. Ben seninle konuşmuyorum biraz. Hadi. Çalışmana bak lütfen. Tamam, bölme beni. Benim primi sen yüksekten mi yatırıyorsun? Sordum. Sadece sordum. Bunda bir şey yok. Sinirlenmeni gerektirecek bir şey yok. İç şu çayı. Tamam, içiyorum. Sen o çayı nasıl içtin ya? Bir daha iç bakayım. Neyi? İç bir daha şu çayı. Şöyle iç. Görüntü, görüntü önce geliyor, ses sonra. Işık hızı. Göreliliği buldum. Görelilik, mörelilik, saçma sapan isimler ama şöyle de. Ses var, görüntü yok. Nasıl? Çok güzel, tutar bu bak. Ama 50-50'dir, açacağız. Bak tut, hemen fotoğrafını çekiyorum ben seni. Al onu. Ne yapacağız? Ya yapıştır, sen bulmuşsun İçeyim gibi. Mi? Sen bulmuşsun gibi iç, hadi ha, sen buldun ha. Hadi. Bu boz tutar Ayhan abi. Bu boz tutar. Oğlum ne bozu ya? Ağzım yandı ya. Bir su bir şey verdi ya. Ya Ayhan'ın dilinden ben anlarım. Sen merak etme değil mi? Oğlum Einstein benim adam. Ya ey Einstein be. Ya komşu yaptırın şu gideri ya. Her yeri su bastı. Bütün eşyalar gitti. Kim verecek bunların parasını?
Kardeşim burada biraz bilimle uğraşıyoruz. Bir sessiz olur musunuz ya? Ya tamam evet şurada bir tıkanıklık olmuş. Onu parçalamak gerek de biz yapamıyoruz yani. Ya parçalasana. Bilim insanı değil misin? Parçala! Hanımefendi ben tesisat işlerinden anlamıyorum. Atom parçalıyorum ben burada. Lan atomu babam da parçalar. Sıkıyorsa gel bu boku parçala. Tamam ben zaten tesisatçıyı çağırdım. Gelir birazdan canını sıkma. Ya iyi tamam. Allah razı olsun komşu sen. Cümlemizden kurban olur. Gelecek cümlemiz. Tesisatçı? Gelir ya birazdan. Ya geldi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin ustam. Hoş ya bulduk. Ustam bu arada çatlak mı patlak mı bir şey varmış da. Ondan... Hallederiz, hallederiz. Oo, Ayhan hocam da buradaymış. Ne oldu hocam, biliminiz yetmedi mi? Öncelikle benim adım Einstein, tamam mı? He, Einstein, he. Kendi koydu şunu. Ben fizikle ilgileniyorum, tesisata bakmıyorum. He. Niye? Suyun kaldırma kuvveti var diyordun geçen. Hadi buyur su, kaldır hadi. Siz bilimi göklerde ararsınız ama lavabonuzu Jacob Usta yapar. Ya tamam Jacob Usta, hadi kurban olun başına ya. Çok sıcak oldu ya. Sıcak mı? He. Şimdi nasıl? İyi, dur burayı da açayım, cereyan yapsın. Burayı hep açık tut. İyi oldu he. Ya bu Mars'ta su bulunmuş diyorlar, doğru mu ya? Ne yapacaksın? Şube mi açacaksın Mars'a? Bak Ayhan Hoca, ikidir bana ters yapıyorsun. Yemin ediyorum düzeltmem bak. Bok içinde kalırsınız. Aman abi. Ya bak. Tamam Jacob ustam, tamam sen işine bak. Boku parçalamak atomu parçalamaya benzemez. Neye benzemez? Tamam ya lütfen Ayhan abi. Ya Ayhan abi bunu... Ustam sen işe bak ne olur ya. Sakin. Usta ben işini bölmeyeceksen sana bir şey soracağım ya. Tabii. Hem geçen duştayken sıcak su birden soğudu. Neden olur o? O basınçtan yapar. Tamam çok sağ olasın ya. Ya şimdi hocanın saçları da uzun üşütmesin diye uğraşıyor biliyor musun? Ya Ayhan hocam. Ne saçmalıyorsun ya sen? Ne saçmalıyorsun? Eski topraksın sen. Sana bir şey olmaz. Burayı da yaptım. Artık bu apartmandaki herkes gönül rahatlığıyla sıçabilir. Oh. Yaşa. Helal yaşa. Olsun. Yaşa. Tesisatçı mı? Tesisatçı. İyi ki tesisatçı. İyi ki tesisatçı. İyi ki bilim insana olmamışsın. Evet. Sağ olun. Şova bak... gerek yok. Şov yapmaya gerek yok. Allah razı olsun. Olsun. Sağ olun. Bravo usta. Vay be. Görüyor musun? Keşke bilim adamı olmayaydım. Keşke anamı dinleyeydim be. Bir tesisatçı olaydı. Şimdi ne oldu? Klozete atılmış bir tuvalet kağıdı gibi atıldım. Çek sifonu. Ne ustaydı? Allah senin cezanı vermesin. Yeter artık ya. Yeter artık. Tuvalete atılan bir adam burada bir saat konuştu. Onları çöp kutusuna atın dedi. Tıkanıyor ya. Ya senden de bilim adam olacak. Yürü Allah aşkına yürü ya. Yürü. Bıktım senden ya. Vallahi. Gerçekten şu mu hikaye? Bu mu ya? Baban yalan mı söyleyecek? Allah Allah. Gördün mü bir uzay sevdasına adam başına neler geldi? Ya adam tesisatçı olsaydı hiç buna hiçbir yaşanmayacak. Allah Allah ya hayal de kuramayacağız. Vallahi batsın böyle dünya ya. Aa öyle denmez oğlum. Ne demişler? Oh be demişler dünya varmış ha. Demiş. Oh be uzay var diyen kimse yok. Oh dünya varmış derler. Tamam baba ya. Tamam batsın bu dünya tamam. Of. Vallahi bunalttınız ha. Hayalse hayal annem. Sen hayallerinin peşine yine koş. Koş onu böyle gözümüzün önünde koş. Şuralarda koş işte. Buralarda koş. Ha koş. He bak geldi. Burada koş var. Ha koş ver annemi. Bak hayal mi sana güzel hayal. Yırttık oğlum yırttık vallahi yırttık. Ne oldu lan? Burcu'nun sevgilisi yokmuş. Biz niye yırtıyoruz oğlum? Bana ne? Burcu'dan sen hoşlanıyorsun ya. Doğru. Merhabalar efendim, nasılsınız? Merhaba. Merhaba abla. Arkadaşım abla. He. Oğlum yırttık. Geçenki iş var ya, tuttum. Harbi mi lan? Aaa! Yaptık, yaptık. Ya, oğlunuzda gurur duyun, gurur. Tamam, uzay muzay yok değil mi anneciğim? Ya yok. Allah. Saçma sapan bir şey kalkışmadınız değil mi? Hayır. Heh. Ne iş bu? Arsa iş. Heh. Oh. Arsa oğlum. Oh. Bütün o bizim paraları oraya mı? Arsa yapıyor. Arsa aldık baba. Nereden bu arsa? Nereden bu? Mars'ta. Ulan sen Mars'a sıçarım ama. Ama hayır. Değil mi sizlik ya? Zile yakın bir alkıştı ama tam zile alkışı mıydı bir... Zil miydi ya? Yani bence de konudan dolayı bir zil almamız lazım. Konu çok iyi. İkinci part özellikle yani Einstein'ın tesisatçı ihtiyacı olması
yani tam önermeyi veriyor aslında. Bir ilkinde astronotlar, astrologta böyle bir şey var ama... özellikle Einstein'ın şu tipi yani ya... Yasin, Milas'tan... Gerçi inanılmaz duruyorsun şu an ya. Abi evet, ben de şaşırdım ya. Vallahi bak yani tipin mipini Einstein gibisin gerçekten şu an. O dili bir yapsana, biz göremedik onu şeyde. Yap. Yani normalde sen astronotsun ama hacı... Ne var? Ne var? Annesi var. Sen böyle pide ustası gibi hareket ediyorsun. Ne alakası var? Ben de astronot. Ay astronotsun abi, şeyi giymemişsin. Niye giymedin onu? Olmadı o bana. Sana olmadı hakikaten. Provada denemediniz mi abi? Yok. Şurada kaldı. Üzül dedik değil mi? Einstein. 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 Bravo.